aldım. Çıktı çıktı, kayadan çıktı. Kayadan çıktı. Girida. Girida, girida. Kayadan çıktı bebek. Bebek, bebek, bebek. Allah'ım şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliğe bak. Hanımlar, beyler, merhaba. Leo Sano kanalına hoş geldiniz. Bugün çok faydalı bir şeyden bahsedeceğim size. Şu an benim dirseğimde var arkadaşlar. Buna tenisçi dirseği diyorlar. Bu rahatsızlığın adı lateral epik kondilit. Özellikle böyle bir videoyla başladım size. Sebebi de ne? Orada böyle bir dalgalandırarak çekme, işte vuruşlar falan, sürekli aşırı tekrarlayan hareketler, bileği zorlamalar, eli zorlamalar, dirseği, kolu zorlamalar sonucunda gelişen dirsekteki kas ve kemik bileşkesindeki yırtıklar ve zedelenmelere deniyor bu tenisçi dirseği. Tıbbi adı da lateral epik kondilit diyorlar arkadaşlar. Bende nasıl ortaya çıktı? Bir gün sabah bir kalktım, kolum böyle açılmıyor. Başta böyle sıcağı sıcağını anlamıyorsunuz. Sabah kalktım, bu kolum böyle açılmıyor abi. Lan ne oluyor falan, bilmem ne. Aman be falan. Neyse böyle sonra açıldı, açılıyor. İşte oynatıyorum falan, bilmem ne, bir şeyler oluyor ama acayip şurada şurada falan acayip ağrılar. Lan bu nedir falan, aman ha kolumuz her şeyimiz falan yaparken gittik görüştük falan. Hani bununla ilgili ortopedistlerin de yapacağı bir şey de yok. Tavsiyelerde bulunuyorlar, krem veriyorlar. Şöyle bir bandajı var. Bu bandaj ne yapıyor? Şurayı bir sıkarak, hani şuradaki baskıyı biraz şey yapıp hafif bir rahatlama veriyor. Vermiyor değil yani. Bu da bu bandaj da bir rahatlama veriyor ama tedavisi bu değil ama yani. Biz şimdi böyle aşırı zorladığımız için kolu, şimdi gelmek istediğim nokta şu arkadaşlar. Biz yakalandık bu rahatsızlığa. Ya da yakalanmak istemiyoruz. Ne yapmamız lazım? Bu işi fazla ilerletmemek için. Çünkü bir süre sonra geçiyor. Kendi kendine de geçiyor falan. Ama bazen çok uzuyor. 6 ay, 7 ay uzuyor bu ağrı. Yatarken falan rahatsızlık veriyor. Kremler var, rahatlatıyor falan. Tabii bunlar hep, ben doktor değilim, uzman değilim. Aman abi öyle bir şey o duruma gelmesin iş. Sadece ben bu bilgiyi sizlerle paylaşmak istedim. Tenisçilerin de antrenmandan önce bir kollarını falan ısıttıkları birkaç hareket var. Ava başlamadan önce benim acizane tavsiyem, taş çatlasın 4-5 dakika şu kolumuzu biraz ısıtırsak, ya da sağ sol arkadaşlar hangi kola yükleniyor bilmiyorum. Ben mesela sağa yükleniyorum. Bu kol bölgemizi biraz ısıtmamız acayip derecede bizi rahatlatacaktır arkadaşlar. Nasıl futbolcular, sporcular antrenmana, ağır antrenmana başlamadan önce bir ısınma hareketleri falan yaparlar. Bizim de yapmamız gereken şey şu kol bölgesini komple bir ısındırmak arkadaşlar. Çünkü birazdan bu kollara aşırı yükleneceğiz. Yapmamız gereken belirli hareketleri zaten İnternette, YouTube'da falan bulabilirsiniz. Ama beni çok rahatlatan hareketlerin başında şu geliyor arkadaşlar. Şimdi şöyle durduk. Şu şekilde germek. Şu. Yani böyle bir 20-30 saniye duruyoruz. Şu. Şu. Yine. Bir de şu parmakları oynattığımızda şurada bir ağrıyan yeri bulup oraya masaj yapmak. Şu bölgeye masaj yapmak. Şuraya masaj yapmak. Bir 10 saniye falan masaj yapmak iyi gelecektir. Şu bölgedeki kaslara bir ısınma imkanı sağlayacaktır. Bir de mesela çok gördüğüm bir şey bu da. Şu da şöyle bir elimizdeki su şişesini çevirmek. Şu şekilde. Tersine, onar tekrarlı yaptırıyorlar bunu. İnternetten, YouTube'dan araştırın kol ve el bilek ısınma hareketlerini. Mutlaka deneyin diyorum arkadaşlar. Çünkü ava başlamadan ısınırsa kesinlikle kol kaslarımıza ve bileğimize bir zarar gelmeyecektir.
Ama ısınmadan gidip av yerine gidip hemen başlıyoruz paldır küldür. Vallahi çok büyük tehlike bu. Hepimizi bekleyen büyük bir tehlike diyorum. Ben yakalandım, inşallah sizler yakalanmazsınız arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Sonuç olarak av yerine gittiğimizde atışlara başlamadan önce 3-5 dakika kolumuzu ısındırıyoruz. Ava o şekilde başlıyoruz arkadaşlar. İnşallah hiç kimse yakalanmaz. Bunun tedbirini şimdiden alalım diyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.